Basketbolda da playoff heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarı final maçları bugün başlayacak. Anadolu Efes'le Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yla da Beşiktaş Emlak Jet karşı karşıya gelecek. Hem bu maçları konuşacağız hem de geride kalan Euroleague Final Four'u tabii ki Habertürk.com spor muhabiri ve aynı zamanda yazarı Uğur Sarıkaya stüdyomuzda. Hoş geldin Uğur. Hoş bulduk Sinem, merhaba. Merhabalar. Öncelikle Euroleague'den başlamak istiyorum. Final Four, Fenerbahçe Beko bir kez daha Final Four'a kalmıştı. Son 6-10 yılda 6. Final Four'u aslında Fenerbahçe Beko'nun. Ama Ergin Ataman engelini geçemedi, Panathinaikos engelini. Ki zaten kupaya da onlar uzandı. Neler söylersin? Fenerbahçe cephesinden başlayayım önce, Fenerbahçe Beko'dan, temsilcimizden. Fenerbahçe buraya, yani Final Four'a çok formda bir şekilde geldi. Aslında beklentiler büyüktü. Panathinaikos 12 yıl aranın ardından Final Four'a gelirken Fenerbahçe'nin daha güçlü bir kadro yapısına, takım yapısına sahip olduğunu konuşmuştuk. Bu maçta beklentimiz büyüktü ancak maç öyle geçmedi. Özellikle Fenerbahçe kısa oyuncularından bu sezon onu buraya kadar taşıyan Bilbekin ve Kalatis'ten hiç katkı alamadı. Yani üç sayılık atışlarda 35-9 gibi korkunç bir istatistik tutturdu Fenerbahçe. Ve şöyle de bir durum var. Panathinaikos'ta Ergin Hoca'yla hem Fenerbahçe hem de finalde Real Madrid'i üçlük atışlara zorladı. İçeriği çok iyi kapattı. Üçlük atışları daha çok attı rakipler. Yani iki sayılıktan çok üç sayılık atış denedi. Hem Real Madrid hem Fenerbahçe Beko. Ve bu da oyun dengelerini bozdu iki takımın da. İç dış dengesini sağlayamadığında da Panathinaikos buradan zaferle ayrıldı. Fenerbahçe açısından, özellikle Yasikevicius açısından bir kez daha hayal kırıklığı oldu. Yasikevicius evet, finallere üst oynayan ama kazanamayan. Evet, üstü dördüncü kez Final Four'a kalmıştı Yasikevicius. Yani bugüne kadar son dört Final Four'unda da büyük bir oraya heyecanla gelip hep hayal kırıklığıyla ayrıldı maalesef. Bu senede böyle oldu. Yasikevicius açısından tabii üzücü bir durum. Ama bir taraftan da Ergin Ataman var. Muhteşem bir destan yazdı Yunanistan'da. Çok konuşuluyor hala Yunan basın tarafından. 12 yıl sonra sıfırdan bir takım kurup 17. sıradan alıp sezonu 2. sırada bitiriyor. Ve Final Four'da hiç yani şampiyonluk şansı tanınmadığı halde ve eze eze yani bunda kullanmak gerekiyor. İki maçı, ilk maçı 16 sayı farkla, ikinci maçı 15 sayı farkla ki son 3 saniye kala maçı bırakmıştı. Panathinaikos 3 sayılık atış attı Real Madrid gereksiz bir şekilde. 18'di aslında fark. Ki Real Madrid gibi bir takıma karşı finalde son şampiyon aynı zamanda. Evet, yani 95 sayı attılar ki muhteşem bir performans, yani beklenmedik bir performans. Tabi burada Real Madrid'in sadece işte oyun kurucuları Campazzo'nun dengesini bozdu. Lul giremedi maça 2-3'lük dışında. Pota altı çok kötüydü Real Madrid'de. Tavares'i durdurdu. Vincent Poirier'e biraz bir şeyler yapmaya çalıştı ama Panathinaikos'ta her oyuncu çok istekliydi. Yani özellikle Sulukas MVP oldu. Sağ içi isabeti hiç kaçırmadı sağ içinde. %100 de oynadı. Yani 24 sayılı MVP oldu ki Sulukas gibi bir oyuncuya sezon başında 3 yıl için yaklaşık 10 milyon dolarlık bir teklifle imzalamıştı Panathinaikos ve çok eleştirilmişti bu hem Yunanistan'da hem Avrupa'da. 35 yaşında bir oyuncuya 10 milyon dolar para vermek, ama bunun karşılığını verdi Sulukas. Fazlasıyla verdi değil mi? Evet, yani Ergin Hoca'nın en güvendiği isim oldu ve Sulukas sezon genelinde aslında dengesiz bir performans sergiledi. Bir maç vardı, bir maç yoktu, sakatlığı çok oldu. Ancak Kendrick Nunn'ın gelmesiyle birlikte ilk 2-3 maçın ardından bir orada bir takım olgusu oluştu Panathinaikos'ta. Ergin Hoca da 3. kez kariyerinin Euroleague zaferini yaşadı. Hem 2 kez Anadolu Efes'le, evet. Bir kez de Panathinaikos'la. Ergin Hoca için herhalde ne söylenir bilmiyorum. Yani Türkiye'deki yani en iyi koçlardan bir tanesi, zaten belki en iyisi diyebiliriz. Yani ve bizi de çok iyi temsil ettiğinin altını çizmemiz lazım. Tabii istatistiklere baktığımız zaman daha iyisi yok şu anda. Euroleague şampiyon olan ilk ve tek koç. 3 kere bunu başardı. Final Four'a yükselen ilk koçtu aynı zamanda. Euroleague tarihinde Türk takımını taşımıştı. Real Madrid'i, Anadolu Efes'i ve öncesinde de Siena'yı aslında taşıdı İtalya'da. Yani büyük koç ve gittikçe de daha da böyle tecrübeli hale geldikçe de sanki bir Obradovic gibi, bir Ivković gibi efsaneler arasında efsane adını olacak, yazdıracak gibi görünüyor. Çünkü gelecek sezon içinde şimdi transfer çalışmaları başladı Panathinaikos'ta.
Hezonya ismi konuşuluyor. Yani Ergin Hoca oraya bir istediği oyuncuları aldırırsa ki bunu yapabilir. Yine bir senede en büyük favorilerden biri olacak. Bir de kendiliğinden tabii NBA'ye gitmeye kalma durumu var. Kendiliğinden teklif almazsa gitmeyecek NBA'den, istediği teklifi almazsa. Onun kalması da büyük avantaj olur Panathinaikos için. Gerçekten önümüzdeki sezonda önemli favorilerden bir tanesi Ergin Hoca ile Panathinaikos. Şimdi biraz da Türkiye Basketbol Süper Ligi playoff'unu konuşalım. Orada da maçlar başlıyor. Şimdi Fenerbahçe, Anadolu Efes. Neler söylersin? Evet. Eşleşmeler için. Ya Fenerbahçe ve Anadolu Efes favori çıkacak. Fenerbahçe Beşiktaş'la karşılaşacak. Evet. Efes Pınar Karşıyaka ile oynayacak. Bugün saat 20.30'da maçlar, evet, yanılmıyorsam. İlk maç Anadolu Efes Karşıyaka bugün, Fenerbahçe Beşiktaş maçı yarın akşam oynanacak. Bütün maçlar, bütün serilerin maçları 20.30'da başlayacak. Bu akşam Anadolu Efes normal sezonu lider bitiren lacivert beyazlar Karşıyaka'yı konuk edecek. Burada bu ilk 4 takım ligi domine etmişti bu sene normal sezonda ve hak ettikleri gibi ilk 4'te yollarına devam ediyorlar. Yarı finale kaldılar. Karşıyaka tabii çok zor bir seri geçirdi Galatasaray karşısında ama oradan çıkmayı başardı. Hı hı. Bu seride de Efes'in Karşıyaka karşısında büyük bir favori olduğunu söyleyebiliriz doğal olarak. Karşıyaka'da bir de iki yabancısından yararlanamayacak. Vernon Cher ve Darun Hilliard sakatlıkları sebebiyle bu ilk maçta yoklar ve büyük ihtimalle de serinin kalan maçlarında forma giymeleri beklenmiyor sakatlıklarından dolayı. Fenerbahçe Beşiktaş Emlakşat için de söylersin. Fenerbahçe'de orada Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Tabii bir moral bozukluğu olacaktır ama tek Fenerbahçe için hedef artık lig kaldı. Bence orada da Fenerbahçe tecrübesi ve kadro derinliğiyle öne çıkacak. Orada net bir şekilde Fenerbahçe'nin favori olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş tabii savunmasıyla var olan bir takım. Fenerbahçe'de hücumcuları nasıl durduracak? O da bir soru işareti. Çünkü normal sezonda Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe büyük fark atmıştı Beşiktaş'a. Ligde her iki takım da birer galibiyet alsa da Türkiye Kupası'nda çok çok farklı bir Fenerbahçe izledik. Bu serinin de ben hani 3-1 Fenerbahçe'yi önde görüyorum. 3-1 veya 3-0. Efes aynı şekilde 3-1 veya 3-0 galip geleceğini düşünüyorum serileri. Bir Anadolu Efes Fenerbahçe Beko finali bekliyorsun, evet, klasikleşti artık. Hiç biz olmazsa yine ikili finalde karşılaşır. Teşekkür ediyorum Uğur Sarıkaya. Ağzına sağlık. Basketbol eşleşmelerini konuştuk. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde sporun gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştık efendim. Görüşmek dileğiyle. Etespor'u noktalayalım.